Canım, what's your problem? I am fine, but zannedersem the car is fucked up. Oh, bullshit. Sorma, sorma. Sen turist değilsin. Hele sen hiç değilsin. Yani. Nedir bu? Arabadır. Ya, ya markasını diyorum. Arabanın motorunu yakmışsın da motoru hangi firmadan temin edeceğiz? O açıdan soruyorum. Motoru mu yakmışım? Niye yapmışım ki böyle bir şey? Yani ne yapınca öyle yapmışım? Neyse, panik yok. İsim nedir? Sinan'dır. Ya sen böyle geniş zaman kipi kullanınca benim de o kipi kullanasım geliyor. Kullanasım gelir. Kip mi? Adın ne? Lokman. Lokmancığım, çok memnun oldum. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz? Sıkıntı yok. Ben hemen hallediyorum. Çünkü araba bayağı tütüyor ya, baksana. Ne iş yapıyorsun abi? Senaristim abiciğim. Yok canım. Hikaye mi yani, dizi mi, nasıl yani? Hikaye mi yani, dizi mi, nasıl yani? Tebrik ediyorum seni Lokman. Gerçekten kendi sorunu icat ettin. Neyse abi, sıkıntı yok. Tam yerine geldin zaten. Hollywood bile devamlı burada. Nicholas Cage 2 ay kaldı burada. Gerçi sonra gitti, karısını dövdü. Öyle söyledi televizyonlarda. Çok şarap götürdü buradan. Kim? Nicholas Cage. Hepsini bir gecede mi içti kerata? Yazık kadına. Hadi gidelim abi. Tamam ha. İyi günler. Hicri abi nasılsın? Nedir bu? Arabanın markasını soruyor. Anladım Lokman. Bunu bilmiyor olamazsınız. 74 Citroen DS Palace bu. Çok önemli bir arabadır yani tarihinde. Teknik özellikleri şu an yeni modellerde daha yeni yeni bir şeymiş gibi anlatılıyor. Adamlar 70 yılında neler yapmışlar. Ama DS Palace'ı DS Palace yapan özellikse pneumatik hidrolik olması. Pneumatik çok belki de yabancı bir konu. Pneumatik hidrolik şöyle bir sistem. Yani marşa bastığınız zaman ne oluyor? Devir daim pompasıyla hidroliği pompalıyor hafiften ve arabanın arkası yavaş 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 havaya kalkmaya başlıyor. Ama benim için en büyük özelliği ise baba yadigarı olması. Ne zaman alabiliriz arabayı? Hastaneye gittiğin zaman ilk sorduğun soru bu mu? Ne zaman çıkarım? Doktor, iyileşebilir miyim sorusuna ne oldu? Ben dedim arabanın motorunu yakmış. Çekil çekil. Sevmedim seni. Arabayı sevdim. Bırakın burada. Ben bakarım. Miladi! İlgilen. Telefonunuzu bırakın. Biz ararız seni. Allah Allah. Demek siz arabaları tamir ederken insanları bozuyorsunuz ya. O zaman biz sizden haber bekliyoruz. Kolay gelsin. Numaralar orada. Cep 24 saat açık. Tamam. Dikkat ettiyseniz kartın arkasını çizmedim. Bazıları arkasına çarpı koyuyor. Terbiyesiz. Sanki senin oturuk kartınla ihaleye gireceğim. Affedersiniz. Bazen takıyorum böyle küçük şeylere. Tam yazılacak adamsın Lokman. Nasıl abi? Görüşürüz diyorum Lokman. Görüşürüz abi. Sandım bunu hep olur otellerde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan Armağan. Sıcak yapım, İskender sıcak. Şirketten 20'nin ayrılmış olması lazım. Vallahi bizim bilgisayarın böyle bir şeyden haberi yok. Kim sıcak dediniz? İskender sıcak, sıcak yapım. Geçen sene de buradalardı. Dizi çektiler, Yaralı Kalbim. Hatta ben de senaryo ekibindeydim o dönem. Bir dönem ben de burada kaldım yani. Belki bakarsanız hatırlarsınız. Bakayım. Yok. Nasıl? Ama o zaman daha uzun saçım. Belki ondan mı? Yer yok. Yani. Ha, yer yok. Ha. Bana ayırdık dediler ama. Ay. O zaman bir arayayım izninizle. Tabii. Çünkü kesin ayırdık dediler. 20 gün falan öyle bir şey söyledi. Allah Allah. Nasıl olur ki öyle bir şey? Evet Sinan, nedir canım? Ha, abi rahatsız ediyorum. Ben şimdi otele geldim. Benim için o da ayrılmamış. Benim adımı söylemedin mi? Söyledim hem de birkaç kez. Beni o insanlara göster Sinan. Nasıl yapacağım onu? Sinancığım evladım, telefonun kamerasını yetkili kişiye çevir. Tamam abi. Bacım, ben şu an yaka kartınızı okuyamıyorum yardımcı olursanız.
İspendiyar sıcak sıcak yapımız sahibiyim. İspendiyar odaki Sinan Armağan arkadaşımın... Sinan? İspendiyar abi merhabalar. Eylül ben. İzzet Bey'in kızı, nasılsınız? Sağ ol Eylül arkadaşım. Sen de iyisindir inşallah. İyiyim iyiyim, teşekkür ederim. Faruk'tan alıyorum haberlerinizi. Evet evet, galiba Sinan'ın çekininde bir sorun mu olmuş nedir? Ve benim ismim bu sorunu çözmeye yetmemiş. Doğru mudur bu? Hayır, bir aksilik olmuştur. Hiç olur mu öyle şey? Bizim Gülşah'ın gerzekliğidir o. Ben hemen hallediyorum. Siz merak etmeyin. Görüşürüz, hoşçakalın. Sağ ol hanım. Sağ ol. Telefonum. Gülşah'cığım hemen hallediyorsun. Hoş geldiniz. İsim neydi? Eylül. Sinan Armağan. Sinan. Yok, Armağan. Beyefendinin. Hanımefendi, biz bu ismi sürekli tekrarlayacak mıyız? Evet. İspendiyar sıcak. Sıcak yapın. İspendiyar sıcak. Buyurun. Teşekkür ederim. Minibar... Bak... Böyle benim vücut falan çalışacağım bir spor salonu var mı? Çünkü ara vermemem gerekiyor. Kaslar hemen kendini bırakıyor çünkü. Ya da ne bileyim, böyle kelebek falan yüzebileceğim olimpikli bir havuz, bir şey. O zaman ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Minibar var mı orada da? Ekstra dahil mi onlar? Sinancığım, en fazla 20 gün, bilemedin bir ayın var. Bu süre zarfında senaryoyu bitirip bana teslim edeceksin. Sen bana yalan söylediğin zaman ben de başka insanlara karşı yalancı durumuna düşüyorum. Anladın değil mi güzel kardeşim? Anladım abi. Güzel. Şimdi hikayemiz komik olacak. Hatta çok komik olacak. Çünkü insanlar gülmek istiyorlar. Bu bir. Hemen akabinde bir şey daha söyleyeceğim. O da bir. O da şu. Hikaye motivasyonunu aşktan alacak. Yani göbeğinde aşk olan, yoğun bir aşk olan... O tarz bir güldür yazacaksın ve kesinlikle sonu mutlu bitecek. Anladın değil mi güzel kardeşim? Anladım abi. Güzel. Sen şimdi... Filmimizin kısa hikayesini yazıp... 3 gün içerisinde bana yollayacaksın. Benim çünkü sponsorumuzla bir toplantım var. Sponsorumuz da bu arada bir çorbacı Sinan. Şimdi ama bu çorbacıyla... Sinan, gerek Skype'da, gerekse günlük yaşamda... Benim sözümü kesme evladım. Kesme. Dinlemesini öğren. Dinle. Lütfen. Ne diyordum? Çorbacı. Evet, çorbacıyla bir toplantım var. Bu sefer beni mahcup etmez. İspendiyar, ben yatıyorum hayatım. Tamam canım. Ama başkalarıyla. Nasıl? Şaka olur mu Sinan? Sen böyle şaka duydun mu ya? Bakar mısın şakaya? Şaka dediğin insana güldürür ya. Ben şu an gülüyor muyum mesela? Yani sınıf arkadaşlarına yaptığın şakaları bana yapma Ece. Rica ediyorum. Şu karalama kağıtları da insanın bütün karakterini anlatır değil mi? Öyle mi? Ne anlıyorsun benimkinden? Bayağı canınız sıkılmış sizin. Hem de tatilin ilk gününden. Ne oldu, nedir canınız sıkan? Ya acilen bir hikayeye ihtiyacım var. Hikaye mi? Evet, bir aşk hikayesi. Yani hem komik olacak hem de sonu mutlu bitecek. O zaman yazarsınız. Yazarım. Hayır, yani burası ilham vericidir. Yazarsınız anlamında. O zaman ben bunu çöpe atayım mı, yoksa ileride bir sergi düşünüyor musunuz? Yok, ben onu alayım. Daha bir sürü saçma sapan çizgi çizeceğim herhalde. Tamam. Bu arada sabahki olay için kusura bakmadınız inşallah. Yok canım, olur öyle şeyler. Ne olacak? O zaman kolay gelsin. Ha bu arada balon gezisini kaçırmayın sakın sabah. Yok ben yani benim yükseklikle ilgili bir sıkıntım var. Size iyi eğlenceler. Tamam işte, bir fırsat bu. İyi eğlenceler, kolay gelsin. Kahramanımız. Kahramanımız. Berber. Berber. Kahramanımız. Kahramanımız ne yapar? Kahramanımız çorbacı. Olayın en büyük şeyin çözümü. Kahraman çorbacı. Tamam. Buna kesin karar verdik. Kahraman çorbacı. Çorba içerler. Kız da çorba içiyorlar. Çıplaklar. Tamamen çıplaklar. Biraz da tabii seyirciyle böyle kazanmak lazım. Filmin adı da Çıplak Çorba. Olmaz. Saçma, bu yüzden çıkamıyorum ben. Başka bir çözüm bulabilirim aslında, biraz düşünsem ama bulamıyorum ki dediğim.